tarihçilere siyaset ilişkisiyle devam edeceğim. Siz 2019'da Posta Gazetesi'nde bu hususla ilgili görüşlerinizi belirtmişsiniz. Tekrar etmek isterim, hatırlatmak isterim izleyicilerimize de. Sanatçı da bir insan ve ülkeye sorumluluğu olan bir birey ve yaşadığı topluma kayıtsız kalması beklenemez. Elbette bir siyasi görüşü olacak. Ortada sepelek gibi dolaşamaz. Düşüncesini demokratik yapı içine yerleştirerek, doğru anlatarak tabii ki yorum yapacak, eleştirecek, muhalif olacak. Ama onun bir nezihliği ve sanatçıya yakışan bir üslubu olmalı, evet, demişsiniz. Üslup vurgunuzu bugün program içerisinde birkaç kez tekrar işittik. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Tarkan Geçecek isimli bir şarkıyla çıkış yaptı. Evet. Benzer bir örnekte Sezen Aksu'yla ilgili yaşandı. Evet. Kendisine yöneltilen bir takım eleştirilere karşılık sen beni sezemezsin, dilimi ezemezsin, nereye baksam acı, nereye baksam acı, kim yolcu, kim hancı, dur bakalım diyerek Avcı adını verdiği bir şiir yayınladı, evet, ve toplum bu iki sanatçıya da büyük ölçüde destek verdi. Siz tabii ki sanatçının siyasal görüşlerini belirli bir üslup ve nezaket çerçevesinde belirtmesi yönünde fikrinizi beyan ediyorsunuz. Acaba burada kendileri bir nezaket çerçevesinde kalabildiler mi sizin, evet, değerlendirmenize göre? Tabii, tabii. Nihayetinde soru gelsin. Neyse, soru gelsin. Ben Sezen Aksu ve Tarkan neden hedef oldu? Hedef olmadı. İşte dediğim gibi yani bu dönemde bu ötekileştirme algı operasyonları çok fazla olduğu için hani artık neyden nem kapar diye bir laf vardır. Şeyden nem kapar, ne bir şey de bir şey vardır ya. Buluttan nem kapar. Buluttan nem kapar o olayı oldu. Tabii ki bunlar en azından yani bugün benim için uluslararası iki sanatçı Tarkan'la Sezen Aksu'nun yazdığı bu şarkı bir sanat eseri. Yani sanat eseri derken bir sanat emeği diyeyim. İstediği gibi yazabilir, istediği gibi şey yapabilir. Bunun için nezaket vardır, üslup vardır. Bu bir slogan değildir. Ne bileyim bir şey değildir. Ama işte artık o kadar ötekileştirdik, o kadar birbirimizi yıpratıp yıkmak için şeyden nem kapıyoruz ki, demin anlattığım buluttan nem kapıyoruz ki nereden ne olup da nasıl nereden vururum diye artık böyle pek hoş olmayan plan ve programlar oluşuyor her iki tarafta da. Bunları ben sevmiyorum. Bunlardan en güzeli de bu işte yani. Ne alak geçecek diye bir şey yapayım. Geçecek yani. Niye olayı alıyorsun? Öbür tarafta Sezen Aksu'nun daha, ve bunlar Sezen Aksu'nun daha önce de yazılmış galiba bu değil mi? Daha önce yazdı, yeni mi yazdı bilmiyorum ben onu. Neyse yeni de yazmış olabilir. Ha, ben bunlara üzülerek bakıyorum. Yanlış geliyor. Nezaketi içinde yaptığı işi yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Yani şimdi kalkıp da şarkıcıyla yeni başlamış bir insan kendini bir parti platformuna atıp da böyle bir şey yazsa ha, ona dersin anlarsın. Ama Tarkan ya bu. Yıllarca bu işleri yapıyor yani. Yani Tarkan'ın bir tane benim sevmediğim şarkısı da var yani. İlk zamanları çıktığı zaman anlatabiliyor muyum? Yani, artı 30. Onun için bana çok şey geliyor. Yani iki tarafta inandırıcı gelmiyor ama asıl inandırıcı gelen şey böyle bir şeyin büyük bir yanlış olduğu. Yani saçmalık olduğu yani. Yani onların buna karşı ne söylüyorlarsa onlar bana inandırıcı gelmiyor. Onlar ne bileyim yani zorlama şey taktikleri yani her şeyi bir şeye çekme çabalar ama gereksiz ve vakit kaybı yani gündem oyalamak, gündemi o tarafa çekmek. Yani o kadar meselemiz varken Tarkan'ın Geçecek şarkısıyla mı konuşacağız işte Sezen Aksu'nun bilmem ne kadar. Yani bin tane derdimiz var işte dolar almış başını gidiyor, artı almış 30. Başına gidiyor yani buraları çekmenin anlamı yok yani. Bir an evvel bir çıkar yol bulmanın çabası bütün partiler içinde yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum, ne bileyim ben. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Batarsak hep birlikte batacağız. Tam da buradan devam böyle edeceğim. Bir durum varken hala yok Tarkan şunu söylemi. Yok yani neyse beni fazla konuşturmayın.